Gerçekten sizce şu anda çok tekstile dolaştınız. Kurumsal, büyük çalışan bir alt tane firmamız var. Ama gel gör ki bu 2018 bizim için çok belirsiz bir yıl olacağı gibi görünüyor. Niye diyeceksiniz? Şu anda 6. bölge Adıyaman kısmen alındı. O da kısmen dediğimiz 6. bölge, organize sanayi bölgeleri sadece faydalanıyor teşvikte. Bugün Sincik'te 750 çalışanımız var. Yani 6 tane firmayla beraber çalışanımız var. Bu eğer 2018'de bizim teşvik kapsamına alınmasa gerçekten firmaları çok ciddi sıkıntı yaşayacaklar. Yani şu anda düşünce dağın başında 4000 nüfusu olan bir ilçede biz 750 kişi çalışanımız var. Bu gerçekten büyük bir istihdam. Bunun işte gerekirse milletvekillerimiz, gerekirse başbakanımız, cumhurbaşkanımız bunu göz ardı etmemelerini, bunun üzerine ciddiyetle durmalarını istiyoruz. Ha burada yatırım yapmak gerçekten hem zevkli hem zahmetli. Zevki nedir? İşte akrabalarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız hepsi bir arada çalışıyoruz. Zahmeti dersen de biliyorsun işte burası bir nevi dağlık bölge olsun, şehirden, merkezden biraz daha uzak. Yani İstanbul'dan kat kat uzak. Bunun işin gelmesi, gitmesi, teknik servislerin bunlar da zahmetli kısmı. Ama her şeye rağmen biz bu işi seviyoruz. Memleketini seviyoruz, ilçemizi seviyoruz. Bunun için buradayız ve burada olmaya inşallah devam edeceğiz. Ama işte dediğim gibi bu sıkıntılar inşallah giderilir. Daha ki şunu da garanti ediyoruz. Eğer bu Sincik teşvik kapsamı alırsa bütün firmalardan söz veriyoruz. %100 İslam'a artıracağımız söz veriyoruz. Yani bugün 750 kişi ise yarın bu 1500 kişidir. Nerede baksan Sincik nüfusu tamamıdır. Yani bu önemli bir şey. İnşallah sesimiz duyurulur. Bugün Sincik'te Türkiye'de başbakan, cumhurbaşkanı nezdinde bir marka şampiyon olmuş bir ilçemiz. Bunun devam ettirilmesi için muhakkak teşvik bir. Bir de ikinci bir sıkıntımız yol. Size geldiniz, gördünüz. Gerçekten bu çağda, bu zamanda hele bu AK Parti hükümetinde bu yol bize yakışmıyor. Bir an önce bu yolun yapılması, ıslah edilmesi çok önemli. Bunu da talep ediyoruz. Nice, hoş bulduk.